kontrollerine daha sık gittiklerini ve hastanelerde bir yoğunluk olduğunu, randevu almak için 2 ay bekleyen insanlar olduğunu evet aktarıyorduk ama çözüm bu mudur? Bir soru işareti var çünkü sıkıntı şu, zaten 5 dakikada hasta bakması bekleniyor şu an itibariyle doktorların, yani randevu sisteminde 5 dakikada bir randevu alınıyor. Şimdi bir de randevusuz hasta dönemi başladı. Bu zaten bir yığılma oluşturuyordu ve doktorlar ve hastalar arasında bazı hastaların şiddete varan tepkilerine neden oluyordu bekleme ya da doktorun kendisiyle yeterince ilgilenmediği bahanesiyle şiddete başvuran insanlar oluyordu. Biz bununla ilgili bir şiddet yasasının çıkmasını bekliyorduk meclisten ama şimdi bir de randevusuz hasta dönemi başladı. Dünyada bir ilk diyor hekimler, tepkililer. Önemli bir haber aktarmış olalım. Sözde soykırım iddiaları Malta'da denize döküldü. Bitmeyen sömürü deniyor. Bugün 24 Nisan tabii. Eski meclis başkanı Uluç Gürkan sözde soykırım iddialarına ilişkin 1921'de İngilizlerin yürüttüğü Malta yargılamasına dikkat çekti. Yargılama sonucu suçlamaların yeterli kanıtlarla desteklenmediğini, desteklenme olanağının da kalmadığını söyleyen Gürkan, soykırım iddiaları Malta'da denize dökülmüştür dedi. Bakan itiraf etti diye bir haber, 800 bin kişi karanlıkta. Enerji Bakanı Dönmez 197 bin mesken abonesinin elektriğinin kesik olduğu bilgisini paylaşmıştı. Bu veriyle ortalama hane nüfusu 4 kişi kabul edildiğinde Türkiye'de yaklaşık 800 bin kişinin bugün karanlıkta olduğu ortaya çıktı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet'in birinci sayfasından biraz aktarmıştık. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Gün boyu kutlamalar vardı, gün boyu anmalar vardı. İlk tören Anıtkabir'deydi tabii. Dünkü canlı yayınımızda bir bölümünü ekrana taşıyabilmiştik o anlara dair. Anıtkabir'deki törene bir gidelim. Neler yaşandı Ankara'da? Çünkü önce devlet erkanı tabii oradaydı. Atanın huzuruna çıkıldı. O mozoleye bir çelenk bırakıldı. Ardından 1. Meclis'te bir tören vardı. Daha sonraysa 102. yılda 102 çocuk mecliste, genel kurulda sıralara oturdu. Ve eğlenceli, bol tebessümlü anlar yaşandı. İzleyelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiği o tarihi günün şeref madalyası 102 yaşında. Pandeminin gölgesinde geçen 2 yılın ardından coşkulu kutlamalar erken saatlerden itibaren başladı. Törenin ilk resmi durağı Anıtkabir'di. Her bayram olduğu gibi bu sene de devlet erkanı atanın huzurundaydı. Önde Meclis Başkanı Mustafa Şentop, arkasındaysa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, milletvekilleri vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen yıl pandemi nedeniyle Anıtkabir'deki törenlere katılmamıştı. Bu sene o da Anıtkabir'deydi. Ancak daha önceki yıllarda da olduğu gibi kalabalık protokolle birlikte değil, arkadan kendi kurmaylarıyla birlikte yürüdü. Görüntülerde yer almadı. Sosyal medyadan fotoğrafları paylaşıldı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, yaklaşık 8 yıldır olduğu gibi bu yılda Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan töreninde yoktu. Meclis Başkanı Şentop, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken saygı duruşunda bulunuldu. Ardındansa İstiklal Marşı okundu. Şentop, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Sizlerden aldığımız ilhamla, milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne de gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2 yıl sonra yasaksız kutlanıyor. Anıtkabir yeniden çocukların ziyaretine açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de öğrenci ve öğretmenlerle Anıtkabir'deydi. Salgın önlemleri kapsamında 2 yıldır öğrenciler olmadan gerçekleşen törenlere bu yıl yoğun katılım oldu. 23 Nisan 1920'de bu daracık salona ne kadar geniş, ne kadar çok ve ne kadar güçlü bir mana doldurulmuştur. Anıtkabir ziyaretinin hemen ardından devlet erkanı 1. Meclis'teki törene de katıldı. Kuvayi Milliye'nin ve İlk Meclis'in fedakarlığın ve cefakarlığın timsali yiğitlerine, serden geçtilerine selam olsun. 102. yılını idrak ettiğimiz Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Çok
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 23 Nisan heyecanı vardı. Genel kurulda 23 Nisan çocuk özel oturumu gerçekleştirildi. Gelenek bozulmadı. Meclis başkanı ve vekiller yerlerini 102. yılda 102 çocuğa bıraktı. Şimdi görevi devretmek üzere seçilen başkan ve katip üyeleri kürsüye davet ediyorum. Şentop koltuğu devretmek için başkan değişimi önergesi okuttu, oylamaya sundu. Ancak çocukların redoyu kullanması gülüşmelere neden oldu. Şentop CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e seslendi. Şimdi bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler el kaldıracak. Kabul etmeyenler, muhalefet her yerde var Özgür. Kabul edilmiştir. Çocukların kürsüden verdikleri mesajlarda barış vurgusu vardı. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünü bütün dünyaya öğretmek hepimizin görevidir. Çocuklar kürsüden barış mesajı, huzur mesajı verdi. Gülüşmeler vardı, eğlenceli dakikalar yaşandı ama meclisin o genel oturum, genel kuruldaki vekillerin oturumu bir hayli yüksek tansiyonluydu, gergin geçti, tartışmalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine o oturumda olmamasına tepkiler vardı. Yaşananları izleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 102. yılında 23 Nisan özel oturumuyla toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 85. birleşimini açıyorum. Gözler Cumhurbaşkanı koltuğundaydı. Erdoğan'ın 23 Nisan özel oturumuna katılmaması iktidar ve muhalefet arasında tartışma çıkmasına sebep oldu. Meclis Genel Kurulu'nda 23 Nisan'da da tansiyon yüksekti. Bugün millet iradesinin konuşulduğu bu saatlerde İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin ayrı bir program yapmasının millet iradesine saygısızlık olduğunu söylüyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Ama hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de İyi Parti'nin hatibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel gündemle toplanırken millete hitap ediyor olduğu saatte Cumhurbaşkanı'nın kürsüye çıkmasını bir Türk vatandaşı olarak iletişim hatası olarak görüyorum. Bunu tanzim edenlerin de halini düzeltmesini istiyorum. Anlayamadığınız ne var mı? Buyurun. Hayır değil. Eski sevgili gibi olarak. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, milletvekilleri. Onun yanında var mı çağırıyorsunuz? Hayır değil. Arkadaşlar söz alıp konuşsanız. Genel Başkan. İç dizeye göre arkadaşlar lütfen mecliste söz talep edilir. Meclis Başkanı söz verdiğinde konuşulur. Lütfen. Bugün için en azından buna uyalım. CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. AKP adına İsmet Yılmaz, HDP adına Meral Danış Beştaş, MHP adına Erkan Akçay, İYİ Parti adına da İsmail Tatlıoğlu kürsüdeydi. Ebediyete akıp giden her 102 senede aziz milletimizin çok daha büyük başarılara imza atacağına ve bu bayramı çok daha büyük şan ve şerefle huzur içinde kutlayacağına olan inancımız tamdır. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümündeyiz. Yaklaşık 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tüm mazlum milletlere örnek olan cumhuriyetimizi nasıl kurdularsa 100 yıl sonra hep birlikte bu parlamento cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi yoluyla ulusal egemenlik kayıtsız şartsız gerçek anlamda gerçek manada milletin olacaktır. Bir kişiye edilmeyecektir. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak her şeyin politika ile başladığına inanıyoruz. Ve demokrasi politikanın ahlaki yüzüdür diyoruz. Milli egemenlik kitaplara konu olsun diye değil, hayatın akışına yön versin diye önemsenir. Yasama ve yargı organlarının bağımsızlığı, devletin bağımsızlığı demektir ve milli egemenliğimizin temelidir. Mecliste grubu bulunmayan siyasi partilere de söz verildi. 102 yıl önce yaptığımız şey bir devrimdi. 102 yıl önce meclisi kurarak egemenliği bir sülaleden aldık, yine alacağız. Unutulmaması gereken
bu meclisin milletin egemenliğini tesis etmek gayretiyle kurulduğudur. Milletimiz bizlere vekaletini kendi hak ve üstünlüklerini muhafaza etmemiz için vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de demokrasimiz, özgürlükler, adalet ne kadar güçlendirirsek o kadar güçlü olacaktır. Temsille, katılımla ilgili tek tartışma Meclis Genel Kurulu'nda değildi. İstanbul'da da tartışma vardı. Birazdan getireceğim ekranlarınıza. Vali, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçen yıl olduğu gibi bu sene de katılmadı törenlere. İmamoğlu yine tepkiliydi geçen seneki gibi. Aktaracağız birazdan ama gelin birazcık yüzlerimizi güldürelim. Çünkü gelen mesajlar var. 23 Nisan'ı kutlama mesajları var. Onları bir taşıyalım ekranlarınıza.